Bu hafta konumuz Ayşe Tekirdar. Niye yani belgesel alanı ilerlemek varken siyaset bir yönelik? Çok teşekkür ederim. Bence bu güzel sözlerden anlamaları. Gerçekten çok eski dostumuz. Aslında tabii ben belgeseller benim yaptığım işlerin bir parçası. Ben sonuçta televizyon programı yapıyorum. Siyasete de biraz önce Cihan Fethi'ye çağrılınca gider diye. Siyasete de böyle bir çağrı. Siyasetin içindeyken de biraz kıyısında bu işi gördüm. Benim için bir sivil toplum çalışması gibiydi. Asıl işimi mesleğimi sürdürdüm. Medyadan güçlükten kalmadı. Proje nihayet gerçekleşti ama yaklaşık 4-5 yıllık bir süreçten söz ediyorum bütün bunlarda. Zor bir işte bir kendinizle yüzleşmeye gerektiriyor. Yani bunu çok çatışmacı bir dile girmeden bir müddet yaptığımı düşünüyorum. Uzunca bir süre birçok kişinin bu meseleyi içselleşmesinde de katkı sağladığını düşünüyorum çabalarının. Olur da olmazdı. Ama bütün bunlar da böyle yumuşak geçmiyor. Bir müddet sonra siz de o siyasetin erkeklerinizle sertleşiyorsunuz. Yani aslında benim için öyle bir şey oldu tabii zaman içinde sertleştim yani doğal olarak diyorum. Ama Anadolu'da kadının sosyal hayata katılması, kendine ait bir kimlik geliştirmesi, sosyal hayata katılmasını da şey saymıyoruz yani öyle. Anlamsız işlerle oyalanma olarak görmüyorum kendini. Yani ait bir kimlik ve duruş geliştirmesinde siyasetin ve teşkilatların etkisi olmuştur. Bu kültürel ayrışmaları farkına varan kişiler tarafından okunup anlatılmasına elbette ihtiyaç var. Şimdi dil olarak görüyor. İşte haram çocuğunu 4. sınıftan sonra kızını okuma göndermeyi haram sayan ama 11 yaşında istemediği 7 yaşında bir adamla evlendirmeyi helal sayan adam bunları değiştirmek için önce tabii o dini bakış, dinin ne olduğunu dair çok köklü bir değişime ve reforma ihtiyacımız var. Yani Mısır'da bile boşanma, kadının boşanma talebinin kabul edilmesinin geçmişi 10 yıldır. Yani bunu Mısırlı kadınlar büyük bir başarı olarak düşünüyor. Hani bu İslam'da olan bir şey. Ama siyasi kadınlar için ürkütücü olmaktan çıktı. Hani çok sayıda kadın.